Herkese merhabalar. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ekonomideki son gelişmelerde dolara baktığımızda 26.92, euro 30.01 ve gram altın 1705'ten işlem görüyor. Gelişmeleri konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran bizlerle birlikte. Hemen merhabalar, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Hoş bulduk Yuray Hanım, merhaba. Hemen sıcağı sıcağına soralım. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi %17,5 olduğuna dair bilgiler basına da yansıdığı için bundan sonra süreç nasıl devam edecek ve gelecek aylarda faiz kararı yükselişi devam eder mi sorusu da akıllarda olduğu için Merkez Bankası piyasalara nasıl bir cevap verdi sorusunu sizden dinleyelim cevabını. Piyasalarda her şey karışık. Kafaları da karışık. Çünkü Ankara tamamen karışık baktığımız zaman. Şöyle bakın, Türkiye'nin faiz kararına acaba Merkez Bankası mı karar verdi? Ona bakmak lazım. Merkez Evet. Bankası'nın karar vermediğini görüyorsun. Nereden görüyorsun? Merkez Bankası'nın kararını olaydan iki gün evvel Ankara'ya çok yakın bir gazete zaten %17 olacağını yazdı. Bugün Yeni Akit gazetesinin manşetine bakarsanız tehdit dolu bir manşet atmışlar. Hem Mehmet Şimşek'e ultimatom gibi bir manşet. Artık faizleri arttıramazsınız diye. Buna baktığınız zaman zaten faiz kararını Merkez Bankası ya da Mehmet Şimşek ya da ikisinin beraber vermediği ortaya çıkıyor. Evet. Orada bir tek Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı bir cümle koymuş. Piyasadan para çekileceğine ilişkin, kredilerin musluklarına kısılacağına ilişkin bazı yerlerde. Tabii bütün bunları topladığınız zaman yalnızca piyasadan para çekilmesi bu iş için yetmiyor. Faizi arttırmak da yetmiyor. Peki faizin artırılmasını kimler istemiyor? Enflasyonun aşağı gelmesi kimler istemiyor? Enflasyonda kimler besleniyor? Bunlara bakmak lazım. İşte bu firmaları biz besleme ya da sülük diyoruz. Bunlar o gazeteci ve diğer Yeni Akit gazetesine bunları kimler yazdırıyorsa bunlar faizin artırılmasını yani enflasyonun düşmesini istemiyor. Enflasyondan beslenenlerin bir kere çıkması lazım sistem dışına. TÜSİAD ve benzeri kuruluşlar faizin artırılmasını isterken, onlar da sanayici, onlar bir şey demiyor da neden Evet. bunlar faizin artırılmasına karşı çıkıyor? O zaman buna bakmak lazım. Evet. Dolayısıyla şu an faizin artırılması tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani 17 liraya çıkması da bir şey ifade etmiyor. Bana sorarsanız 20-25'e çıkması da bir şey ifade etmiyor. Çünkü enflasyonun gerçek rakamı henüz açıklanmış değil, kabul edilmiş değil. Asıl olan enflasyonun Evet. gerçek rakamının kabul edilmesi ve buna göre bir faiz politikası izlenmesi lazım. Peki şunu Buyurun. da soralım o zaman. Piyasalar hangi gelişmeler ışığında fiyatlanıyor ve bu kademeli artış döviz kurlarını nasıl etkileyecek sorusu da akıllara geliyor. Çünkü 27 bandını gördü. Artık doları 27 olarak konuşuruz ama sonrasında ani düşüş olacak kulis haberleri gerçeği yansıtır mı ya da bundan sonra... Yok, gerçeği yansıtmıyor Yunan Hanım. Arka kapı müdahaleleri devam ediyor. Merkez Bankası dün de piyasalara müdahale etti. Ya da kamu bankaları üzerinden müdahale edildi ama piyasalara müdahale edildi kesin. Zaten bu rakamlar da görülüyor. Nereden nereye geldi, neden geldi görülüyor zaten. Bu açık. Türkiye'nin derdi enflasyon. Kur değil. Eğer enflasyonu zapt ederseniz kur zaten aşağı gelir. Kuru zapt etmiş olursunuz. Asıl enflasyona kimse dokundurtmuyor. Sıkıntı burada. Evet. Enflasyonun nedenlerine bakacaksınız. Neler enflasyona sebep oluyor? Bunu ortadan kaldırmanız lazım. Bu da nedir? Kamu açıkları, bugüne kadar yapılmış düzensiz, bol kepçeli ihaleler, kamu finansmanının bozuk olması. Bu açık. Burada bir Evet. düzelme ibaresi görüyor musunuz? Yok. Buna yönelik bir açıklama var mı? Yok. Tamam. Hiçbir şey yok. Şimdi kalkıyor herkes, işte Avrupa'nın en ucuz benzini kullanıyoruz. İyi de Avrupa'daki en düşük asgari ücret de bizde, ücret seviyesi de bizde. Acaba Avrupa'da en ucuz benzini kullanırken Avrupa ile asgari ücret farkını ya da normal ücret farkını, geçinme farkını da hesaplayalım bakalım kaç kat. O zaman bunu hesaplarsın. Evet. Dolayısıyla böyle rakamlar havalarda uçuşuyor, herkes bir şeyler söylüyor. Hani dilin kemiği yok, herkes bir şey söylüyor da bir realite var ortada. O zaman Avrupa'nın en ucuz benzini kullanıyorsak enflasyon niye yükseliyor madem benzin sebep gösteriliyor? Demek ki benzin sebep değil, asıl sebepleri hala dokunulmuyor. Asıl sebeplerin ortaya çıkarılması lazım. Yoksa Merkez Bankası'nın alacağı para politikaları kararları hepsi geçici. Bunlar ancak doğru dürüst bir ekonomi programının hazırlanmasını ortam sağlayacak birkaç aylığına.
o sağlayacak faiz seviyesine de daha çıkamadı. Onu da kimse kabul etmiyor. O kadar parasal sıkılaşmayı da kimse kabul etmiyor. Maalesef yarım alınmış karar değildir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyon çok artacak. Ayın 3'ünde göreceğiz bakalım ne açıklayacak. Ondan sonraki aylarda tiphanede enflasyonlar devam edecek. Maalesef peki, görünen bu. Peki imzalanan değeri 50,7 milyar dolar. Büyük bir rakam ama tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden imzalanan Türkiye arasındaki bu anlaşma bize yarayacak mı? Yani ekonomiye katkısı ne olacak? Rakamlar ortada, vergi sistemi ortada. Tabii vergi sistemi adil mi değil mi? Bütçe açığı dolaylı vergilerle mi finanse ediliyor? Bundan sonra tabii TL'miz değer kazanacak mı? Birçok soru akıllara geldiği için işe yarayacak mı diye soralım. Özellikle bu şimdi, rakamın bize. Gülay Hanım bir sürü soru sordu. Asıl 50,7 milyar dolardan 50 başlayalım. 50,7 milyar dolardan başlayalım. 50,7 milyar dolar Türkiye'nin dişini kovuna yetmez. 50,7 milyar dolar zaten bir anda gelmeyecek. Orada iki tane anlaşma var. Bir 8,5 milyar dolar bir anlaşma ve 3 milyar dolar kredi anlaşmaları var. Bunlar geçici olarak ödemeler dengesinde bir rahatlama yaratabilir. Ama bunlar geçici, kalıcı değil. Yani geçici olarak bir aylık 15 günlük bir rahatlama yaratır ama ondan sonra ötesi yok. Peki bu para hemen kasaya geliyor mu? Ya da krediler 10-15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde ne kadar hızlı hareket ederse o kadar hızlı gelebilir. Ama diğerleri yatırım. Yatırım başka bir şey. Onun bir sürü anlaşmaları var, bir sürü detayları vesaire. Bunlar peyderpey gelecek çünkü. Bu yatırımların daha nelere geleceği belirlenmedi, daha açıklanmadı. Neler olacağını bilmiyoruz. Evet bu yatırım yapılacak da neye yapılacak bilen var mı? Yok. Firma isimleri havalarda uçuşuyor. Kamu kurumları isimleri havalarda uçuşuyor. Neyi satacağız? Neye yatırım yapacak adamlar? Belli değil. Dolayısıyla orada belirsizlikler devam ediyor. Bir tek kredi anlaşmaları somut. Bu anlaşmalar nihai olarak yapılıp Türkiye'ye döviz olarak girdikleri zaman bir rahatlama, ödemeler dengesinde bir rahatlama yaratır. Ama bu kurun aşağı gelmesi yönünde baskı yapmaz. Zaten bizim derdimiz kur değil. Asıl sıkıntı orada. Herkes dert olarak bize kuru gösteriyor. Bizim derdimiz kur değil. Bizim derdimiz enflasyon. Çok açıktır bu. Evet. Dolayısıyla asıl enflasyonun nedenlerine bakmanız lazım. Onları nereden göreceksiniz? Bütçe açığı finansmanları. Başka nereden bakabilirsiniz? Hazinenin nakit ihtiyacına bakarsınız. Orada bol kepçede para dağıtılıyor şu an. Tamam mı? Onların önüne geçilmesi lazım. Yani mali disiplin oluşturulması lazım. Bu mali disiplin bizi bir sene bir buçuk tane götürür ama onu destekleyecek hukuki düzenlemelerin de yapılması. Bir de bu evet. var. Evet. Yani topluca yeniden bir reformist harekete girmek lazım. Başka yolu yok bu işin. Evet. Şimdi TÜİK'in açıklamalarını bekliyoruz dediniz. Evet. Ondan sonra ne karar çıkacak hep birlikte yine konuşacağız, tartışacağız. Peki bizim derdimiz enflasyon zamlar diye konuşuyoruz. Vergi sistemini sorduk. Vergi sistemi adil mi? Bütçe açığı dolaylı vergilerle mi? Vergi sistemi adil değil. Biz Avrupa'nın tersine, tüm dünyanın tersine dolaylı vergilerle finanse ediyoruz. Adil değil. Neden adil değil? Şimdi bir 100 liralık mal alalım. Asgari ücretle geçinen de o 100 liralık mala 20 lira vergi ödüyor. Evet. 100 bin lira, 200 bin lira alan da aynı mala 20 lira ödüyor. Şimdi bu adil mi? Değil. Değil. Alt kademedeki gelir giderek, alt kademenin ödediği vergilerle gelir arasındaki orantıyla üst kademedeki gelir elde edenlerin arasındaki fark çok yüksek. O zaman bunun dengelenmesi lazım. O zaman siz bunu şeyler yapamazsınız. Dolaylı vergileri yapamazsınız. Dolaylı vergi dünyada en düşük vergilerdir. Biz ne yapıyoruz? Dolaylı vergilerle değil, doğrudan vergilerle yapmamız lazım. Nedir? Gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergilerle bir iş düzenlemek lazım. İnsanların gelirine göre vergi almanız lazım. Ama biz onu yapmıyoruz. Dolaylı vergiler herkesten aynı vergi alıyor. Gelire göre almıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Alt ve orta kademe çöküyor. Üst kademe dilediği gibi yaşıyor. Bir %7-8 kesim var. %10 bile değil. O kesim çok iyi yaşıyor. O kesime servet transferi yapılıyor. Alt kademe de çöküyor. Asıl sıkıntı burada. Alt kademelik sıkıntı bizim. Ona göre bir adil vergi düzenlemesi yapmamız lazım. Aynı şey kaynaklarda da var. Kamu teşvik kaynakları. Kullanan firmalara baktığınız zaman orada da ciddi bozulma var. Yani Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın, Vakıf Bankası kullandığı kredilere bakarsanız orada da çok ciddi bozulma var. O kredi kullanılan büyük bir kısmının vergi listelerinde ismi yok. Firmaların isimleri yok.
İşte SSK'sını affet, vergilerini affet, kamu kaynakları kullandır ama vergi vermesin, ihracata katkısı olmasın. Peki ben bu firmayı ne yapıyorum o zaman? Niye tutuyorum? Bu sorulara cevap bulunması lazım. Buna göre bütün sistemin yeniden düzen edilmesi lazım. Türkiye'nin tamamen şu an ekonomisinin, mali kaynaklarının, kullanım sisteminin tamamen yeniden dizayn edilmesi. Bunlar yapılmaz sürece alınacak her türlü karar geçici karar. Peki. Şu an geldiğimiz nokta bu. Buyurun. Şimdi piyasalar adil mi vergi sistemi diye sorun cevabında önemli açıklamaların olduğu için. Peki bu sistemde düzenlemeler dediğiniz gibi adil süreç devam ettiğinde piyasalarda bir rahatlama gözlemleyebilir miyiz rahatlıkla? Şu an o sürece geçirse evet, hem vergi sistemindeki düzenlemeler, hem para piyasalarındaki düzenlemeler, hem hukuki bunlar diyecek hukuki düzenlemeler, hem kamu finansmandaki düzenlemeler yapılsa Türkiye çok rahatlar. Tabii bir günde de olacak bir şey değil ama bu da değil mi? Bir süreç ve bir Bu zaman. Niyet, bu niyetle ilgili. Niyetle. Bu niyetle ilgili. Her şey niyetle başlar. Bu niyet var mı yok ona bakmak. Şu an bu niyet yok. Birileri çok ciddi direniyor. Anlatabiliyor muyum? Saraydaki ekonomi takımı çok ciddi direniyor. Gerçekleri göster. Sıkıntı burada zaten. Çünkü Türkiye'de bir tane ekonomi yönetiyor. Bir ekonomi bakanı var ama sarayda bir bunun karşılığı var. Saraydaki takım direniyor. Zaten sıkıntı buradan kaynaklı. Evet. Şimdi niyet dediniz ya. Belki iyi niyetle yola çıktılar. Ama neler oldu işte halimiz gerçekler ortada ama dediğiniz gibi bir grup var. Çok çok rakamları bile konuşmadan çok normalin üstünde yaşıyor. Bir grup da var. Hesabını yapmaya çalışıyor ama birçok eksiği var ve ayı nasıl getireceğim diye Nasrettin Hoca fıkralarına döndü artık. Dolar dediniz ki 26.92 aslında daha da çıkacak. Burada değişen bir şey yok onu anlıyoruz. Altın baktığımızda 1705 ne olur diye soralım. Euro 30.01'de yükselişi. Borsa yükselişi sürer mi sürmez mi diye de izleyicilerimiz soruyor. Nasıl cevap verirsin? Şimdi enflasyon dolayısıyla borsadan başlayalım. Enflasyon dolayısıyla borsada zaman zaman düzeltmeler, yukarı doğru yönlü düzeltmeler oluyor. Bu yürüyecek. Yani enflasyon dolayı yürüyecek. Yoksa orada çok iyi şirket seçmek lazım. Borsa yatırımı ayrı bir iş. Çok iyi şirket seçmek lazım. Enflasyondan dolayı evet yukarı doğru yönlü hareket görülebilir. Ama her şirkette mi görülür? Hayır. Her şirkette görülmez. Diğer taraftan doların yukarı doğru basıncı çok yüksek. Bu devam edecek. Bu basınç devam edecek. Nereye kadar dayanır Ankara bilemem. Ama o dayandıkça, Ankara dayandıkça, yani doları baskıladıkça bu sefer ihracat ve turizm olumsuz etkileniyor. İşte orada da bir sıkıntı, çok ciddi sıkıntı var. Dün akşam sanayicilerle epey bir konferans yaptım. Telefon konferanslarıyla 30-40 kişiyle konuştum. Orada gördüğünüz zaman çok ciddi kapanmalar söz konusu. Çok ciddi sıkıntılar söz konusu. O zaman bu işsizliğin de beraberinde getirecek demek değil mi? Maalesef. İyi haber değil. Uzun süreden beri söylüyoruz. İşsizlik de başlayacak. O çok ciddi sıkıntı. Çok ciddi iş yeri kapanmaları var şu an. Bunlar ciddi sıkıntılar yaratacak önümüzdeki günlerde. İşte enflasyonla bir de bu geldiği zaman işte bazı şeyler ekonomiyi dayanılmaz bir hale gelmiş olacak. Bunlar çok ciddi sıkıntı. Bunların sebebi kur değil dediğim gibi. Değil mi? Kuru baskıladığın zaman adam dışarıya mal satamıyor. Şöyle bir örnek vereyim size daha iyi anlasın. Türkiye'de dolar bazında da enflasyon. Dünyanın en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. Evet. Dün akşam işte bir sanayici konuşuyoruz. Şirkette bir tane araba alıyor. Volkswagen Kedi diye bir araba alıyor. 9.000 dolara. 2010 yılında. Bugün o araba 20.000 dolar. Doların da satın almacı gücü düşmüş. Bakın düşünebiliyor musunuz? Doların da satın almacı. Yani enflasyonla enflasyon bizdeki doları da yiyor. Kuru baskıladınız. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla sıkıntı çok büyük. Dizayn edilebilir mi? Evet hepsi dizayn edilir. Yapılabilir mi? Hepsi yapılabilir. Ama dediğim gibi bunları dizayn etmeye, ekonomiyi düzeltmek için bir niyet lazım. Bu niyeti göreceğiz. Hani iyi niyet kötü niyet demiyorum. Ekonomiyi düzeltmek için bir niyet gerekiyor. Evet. O niyeti gösterebilecekler mi? Bir kesimin niyet var, bir kesimin, büyük kesimin gücü fazla olan, lobisi yüksek olan kesimin hiç niyeti yok. Düzelmesini evet. istemiyor. Evet. Peki gram altın ne dersin? Gram altın dünyada yürüyor. Dünyada da yürüyecek, Türkiye'de yürüyecek yani. Böyle büyük zıplamalarla değil. Uzun vadede böyle bir trendle yükselecek. Bütün dünya bunu öngörüyor zaten. Biz de onu öngörüyoruz. Çünkü hala dünyada enflasyon baskısı çok yüksek.
ekonomiler henüz toparlanamıyor. Önümüzdeki dönemde devam edecek. Yani sırf ABD'ye şunu bırakmayın. Avrupa Birliği'nde çok ciddi direnç var. Enflasyon çekirdek, enflasyon yükselmiş mesela Avrupa Birliği'nde. Daha alınan kararlar yeteri kadar etkili olmadı ya da zamanla, çok geniş zamana yayıldığı için Avrupa Birliği Merkez Bankası aldığı kararlar varsa çok etkili olmuyor. Bu Avrupa için çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla bu tür gelişmelerin yarattığı güvensizlik ne yapıyor? İnsanları altına doğru yönlendiriyor. Bir de buna BRICS ülkelerinin 22 Ağustos'ta açıklayacakları karar var. O kararı da eklersen altının yükselmesi kaçınılmaz duruyor. Evet. Peki kapanışa giderken otomotiv ve inşaat sektörüne de değinmeden geçemeyeceğiz. Ne dersin, inşaat sektöründe bir toparlanma olabilir mi ya da yine bir kriz çıkar mı? İnşaat sektöründe toparlanma olamaz. Çünkü inşaat sektöründeki toparlanma olamamasının sebebi şu an yapılan konutlar ve yapılmış konutlar maliyetlerin çok yüksek olması, insanların fiyatlarının da insanların alabileceği seviyenin çok üstüne çıkması. Şimdi bu Türkiye'deki sığınmacıları da etkiliyor. Türkiye'den yeni konut almak isteyen, vatandaşlık almak isteyenlerin de etkiliyor. Dolayısıyla her türlü düşüyor şu an. Evet. Talep yok şu an. Dolayısıyla fiyatlar aşağı doğru gelmek zorunda kalacak. Bu da bir, yeni konut üretimini düşürecek. İki, insanlar konut alamadığı için fiyatların da aşağı doğru gelmesi sağlayacak. Ama bu halen insanların alım gücünün çok üzerinde kalmış oldu. Dolayısıyla bu konutta çok ciddi bir sıkıntı yaşanacak gibi duruyor şu an. Evet. Otomotive döndüğümüz zaman insanların, şimdi buradan zarar ediyor insanlar baskılandığı için. Dönüyorsunuz, faizler düşük, enflasyonun çok altında. Ona da gidemiyor. Kur korumalı mevduat hariç, o da altında gerçi. Çünkü neye bağlı? Dolar endeksi. Dolar baskılandığı için orada da enflasyona yakın sanamıyor gelirler. Tek çare konutta alamadığına göre tek yapacağı şey araba almak kalıyor. Bir şekilde de malda durayım diyor. Çünkü enflasyon demek mal fiyatlarının artması, paraların alım gücünün düşmesi demek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Zaten hepimizin konuştuğu bugün aldığımız kar yarına bulamazsın diyoruz. Bulamıyorsunuz. Gıdadan A'dan Z'ye her şeye evet. Evet. Ben burada en merak ettiğim konu. İlk ne açıklayacak? Çok merak ediyorum. Ortalama mal fiyatları %35-40 arttı. Devletin ürettiği mal ve hizmetler de %35-40 arttı. Acaba büyük ne çıkar çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz ve yorumlamayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum katılım için, değerli bilgilerin için. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Bayram Başkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri bu ekrandan aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalınız.